Günaydın. Sabah sabah ne kadar soğuk olmasına rağmen bahar enerjisi başladım. Şimdi geri bilgisayarda dönüş. Seyahate götüreceğimiz kişilerin profillerini yazıyorum. Otele göndereceğiz. Aynı zamanda da Giyim Akademi için böyle sunum yapıp oradaki konuşmacılara bir şey göndereceğim. Ve etkinliği yapacağımız lokasyonu yazmam gerekiyor. Bir de dün videosunu editleyeceğim. Kahvaltı öncesi bu şekilde. Senin baban mı geldi? Bak bak, senin mama kabına doğru alalım diyor. Ya mama kabına doğru bak bak. Mama kabına doğru hadi. Like it my darling. Evet evet. Yes. Hazır mısın Daisy? Neden bugün böyle bir prenseslik şeyi var? Neden olduğunu söyleyeyim. Maması çok az kaldı. Ha. Ben sana verdim bir şey. Yapıyoruz. Evet. Yaşasın. Doğru. O da düşünüyor böyle. Bugün evet. Ne yaptım acaba diyor. Bir daha her gün yapayım bunu. Aynen. Aslında bugün makyaj yapmayacaktım. Ama bütün böyle Türkiye'den gelen kargoları genellikle ben uzun süre Türkiye'ye gitmeyince babam getirip topluyor. O yüzden böyle birkaç tane denemek istediğim yeni ürün vardı. Onları denedim. Şey, genellikle gelen kargoların %90'ından bahsetmiyorum. En azından YouTube'da bahsetmiyorum ama bundan bahsetmek istedim. Bu başka birkaç tane daha ürünle pakette geldi. İşte concealer vardı. Nereden indim çıktım. Estée Lauder'ın bir Night Recovery'si vardı ama bu fondöteni gerçekten ne kadar sevdiğimi unutmuşum. Şu anda cildimde fondöten dışında hiçbir şey yok. Bir de gözlerimi yaptım bir de. Ama bu bir de tam benim rengim de değil. Bu cool bone renginde. 1C1 cool bone renginde. Benim genellikle cilt alt tonum sıcak. O yüzden hafif pembe görüyorsunuz ama gerçekten gözenekleri kapatma açısından, her şeyi kapatma açısından çok güzel bir fondöten. Biliyorum çok pahalı makyaj ürünleri eskiden de pahalıydı ama bu aralar gerçekten çok saçma bir pahalılık aldı. Ama eğer bir fondötene yatırım yapmak istiyorsanız bunu kesinlikle öneririm. Çünkü bilmem söylemek istedim. Ben bunu lisedeyken kendi paramla aldığım bir fondöten bu. Ve bitince gerçekten çok üzüldüğüm bir fondöten. Şimdi tekrardan paketten çıkınca ben mutlu oldum. Bu senenin en sevdiğim trendi neye gidiyor biliyor musunuz? Artık saçlarım beni rahatsız etmiyor. Artık çocuklar gibi kelebek takılar takmak zorunda değilim. İstemiş gibi görünüyor. Ama gerçekten çalışırken falan böyle saçlarımın yüzümden olabildiğince uzak olmasını istiyorum. Bu da onun için mükemmel. Şimdi saatimizi değiştirelim. Buraya takılarımızı takalım. Sonra da bugün ofise gideceğiz. Bugün cumartesi. Ofise gideceğiz çünkü ofiste sergi varmış. Annemlerin galerisinde sergi varmış. Üst katta ofis. Onlar birazcık oraları düzenleyecekler. Benim de yapmam gereken işte Giyim Akademi'nin sunumu falan var. Bilmiyorum ya, böyle hep kendimi şey gibi hissediyorum. Böyle yoruluyormuş gibi hissediyorum ama hiçbir şey yapmasam bence o kadar sıkılırım ki. Ya hiçbir şey bile değil. Böyle boş zamanım olduğunu bildiğim an böyle şey hissi geliyor. Bir şey yapmam gerekiyor hissi geliyor. Böyle hani boş zamanım olamaz gibime geliyor. O yüzden iyi. Bir de pazar günleri kendime izin veriyorum. O da bir şey yapmam gerektiğini bilmeme rağmen veriyorum. Bir şey diyeceğim ben size. Bu fondötene gerçekten aşık oldum. Bir tek orman kaşlarımızı taramamız gerekiyor. Ne kadar değişiyor değil mi kaşlar böyle taranınca? Benim kaşlarım çok uzun bir de. Uzun ve kalın olduğu için. Babam sağ olsun. Böyle. Ben de geliyorsun değil mi Deyzo şu an? Okay. I love you. You're gonna be okay. Amerikalılar gibi falan. Gel Deyzo'şum gel. Bak ben çıkarıyorum. Gel gel gel. Gel tasmanı takalım gel. Gel 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 gel. Hadi. Hopla hadi gel gidelim. Evet, biz de gidiyoruz. Bu sefer yalnız kalmıyorsun evde.
ben çıkardım ki daha çok beni sevsin. Hadi Daisy zıpla. Daisy zıpla. Daisy. Üşengeç mi köpek oldu bu ya? Gel. Hadi zıpla. Geç yatağına. Hadi gel Daisy gel. 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 Ofis yolları. Demin şu kapıda fotoğraf çekimimizi de yaptık. Şu an hal böyle. Fotoğraflar da daha iyi. Şimdi de mağazaya doğru yürüyoruz. Sen ne istiyorsun? Ben çalışıyorum burada. Benim işim var. Sen ne istiyorsun? Hı. Ne? 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 Yok. Atlamaya çalış. Hırslanıyor, atlamaya çalışıyor. Gel. Gel hadi gel. Gel. Hadi. Çok iş istiyor. Kay kenara ben de oturayım. Kay. Yani çok kaymaz. Gel şöyle, bak şöyle yan gel. Kenara değil yan yan. Arkama oturacaksan gel. Hangisi? İyi tamam. Ben o zaman ben kayarım. Sen bana yardımcı olacak mısın ama çalışırken ona göre. Ay pardon. Şimdi gün sonu. Arkadaşa bakar mısınız? Farklı bir köpek gördü mü? Deliriyor. Bu eskiden bu kadar değildi bu. Neden böyle oldu? İşte vahşi. Vahşi sürekli diğer köpekleri kıskanıyor. Tırsıyor sonra. Ev zamanı. Birisinin bu akşam doğum gününü kutlayacağız. Ve ona böyle pasta falan da aldık. Güzel olacak. Çok hareket edemiyorum. Bakıyorum. Artık sabahları da koşacak vakit bulamıyorum ve üşeniyorum da. Ama yaz daha yakın aslında. Koşmam gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Eve geldik, şu duruma bir bakın. Yazık sana, yazık yazık. Bak çalışıyorum ben o kadar. Sen ne yapıyorsun burada? Yan gel yat. Yan gel yat. Çok sırtım ağrıdı ya. Bir ömrüm iki, ömrüm bir tane böyle yedi. Bu yani, ben bu. Kuazım o da. Evet, bizim evin orada çok güzel pilates varmış biliyor musun? Ama şey mi? Makinalı. Ama pahalı galiba. Bu fondöteni ne kadar sevdiğimi tekrar hatırladım. Bütün bir gün yani sürdükten sonra kaldı. Reklam değil, böyle reklamlar yapıyorlar bazen hani fondöteni bir gün deniyorum diye, öyle değil ama gerçekten hatırladım tekrardan neden beğendiğimi. Şimdi dünün videosunu burada editliyorum. Çok heyecanlı bir konuşmacı da ayarladım galiba The Game Akademi'nin etkinliği için. Lokasyonla konuştum. Son influencerları ayarladım diğer seyahat için. Öyle. Bugün çok şey geçmedi. Yani benimle... Ya gerçi çok geç başladık bugün, o kadar problem değil. Bilmiyorum, eskiden böyle çok yani kasılıyordum. Çok bir şey yapmayınca, gün içinde spor yapmayınca, çok çalışmayınca. Her gün olduğu gibi, her gün elimden gelen kadar yapıyorsam yapmadığım şeyler için üzülmeye gerek yok bence. Senesel tradisyonel Eurovision şarkı programı. Türkiye yok artık ama. Eurovision oy beklemecesi. Çok merak ediyorum şu anda, izlemeseniz bile Türkiye'ye katılırken kimler Eurovision'u izliyordu? Yorumlara bakın, merak ettim. Güzel, hala her sene izliyoruz. Şimdi uyku zamanı. Hem çok uykum var hem de bugün lensemi Cenevre'ye getirmeyi unutmuşum. Babamın lenslerini kullandım. Gözlerim çok kötü, rahatsız oldu. Bilmem yarın ne yapacağım. Şimdi yavaştan uykuya geçeceğim. Christian bana mesaj attı. 6 sene önce 14 yaşındayken, hatta yani 15 yaşındayken çektiğim böyle İngilizce kanalımda benimle ilgili 50 bilmediğiniz 50 şey gibi bir videomu izlemiş.
Ve çok garip böyle işte orada söylediğim şeyleri söyledi. Orada söylediğim şeylerden biri de şey. Çok çalışırım ama istediğim her şeyi elde ederim. 15 yaşındaki birisinin söylemesi için bence garip bir şey ama doğru bence. Yani benim çalışma görüşümde hep şu vardır. Eğer istediğim şeyi alamadıysam yeterince çalışmamışımdır. Ne kadar hayır derlerse desinler, hayırı hiçbir zaman cevap olarak kabul etmemek, gerçekten istediğiniz olana kadar zorlaya zorlaya çalışmak, bu belki seneler alabilir. Benim mesela YouTube videolarımı herhangi birinin izlemesi 2 sene aldı. Ama yine de o 2 sene boyunca da her hafta kanala video yükledim. Giyimin işbirlikleri yine aylar aldı. Sürekli denedim. Şimdi Zoom'da yapacağımız seyahat sahne arkasında. Ya siz sadece olanları görüyorsunuz. Sahne arkasında bundan önce 2 tane otelle konuştuk. Onları ayarlamaya çalıştık. Ama böyle her şeyi ayarladık. Liam Payne'in eski kız arkadaşı Daniel Pizer falan gelecekti otellere. Ondan sonra oteller böyle bir anda yok biz vazgeçtik dediler. Gibi gibi şeyler oluyor. Ama yeterince çalışmazsanız, eğer sonuna kadar didiklemezseniz, bir tane hayıra hayır olarak kabul ederseniz, bu sizin hatanız bence. Çünkü karşı taraf ne kadar çalışırsanız çalışın, sizi evet demek zorunda değil. Ama çalışa çalışa size evet diyecek birisine elbet geleceksiniz. Sadece o evet diyecek kişiye geldiğinizde onu hala sunabilecek bir şeyinizin olması gerekiyor gibi. Bilmiyorum. Vazgeçmeyin ya hayallerinizden. Yani çalışın. İllaki herkese, yani illaki hayır denecek. Gameboxi yapana kadar da kaç kişiyle konuştum. Game'in etkinliğini yapana kadar da kaç kişiyle konuştum. Redleri bilmiyorum. Buradan çok paylaşmıyorum ama olmuyorlar anlamına gelmiyor. Ben sadece olanları paylaşıyorum. Çünkü olmayanları bilmiyorum. Belki olmayanları da paylaşmam gerekiyor. Ne sizi daha çok motive eder? Olmayınca ben de üzülüyorum ama çok çalışacak olmanız herkesin size kapıları sonuna kadar açacak anlamına gelmiyor. Ama kapıyı açacak kişinin önüne çalışmadan çıkarsanız o kişi de kapıyı açmaz size. O yüzden çalışın. Evet duyana kadar çalışın. Sonra evet diyen kişiye kişinin sizi arkadaşlarına önermesi için de daha çok çalışın. Bitmiyor. O yüzden bence insanın sevdiği şey yapması çok önemli. Neyse bu akşam da burayı bitirelim. Bundan sonraki videoda yarın inşallah görüşürüz. Bye bye.